Parametrelerin değişimi ile özel çözüm YP'nin belirlenmesi. Bu parametrelerin değişimi metodu, tekniği ee, arkadaşlar homojen olmayan diferansiyel denklemin aynen bu aşağıda verdiğimiz gibi e, homojen olmayan kısmının yani buradaki FX'in sağlayan özel çözümü. Neydi o? YP. YP'yi bulmak için kullanacağımız bir yaklaşım. Aynen diğer önceki videolarda olduğu gibi belirsiz katsayılar metoduyla da bu f(x)'i sağlayan yp'yi buluyordum. Ama belirsiz katsayılar metodunun şöyle sıkıntıları vardı. Bir defa sadece belirsiz katsayılar tekniğinin çalışabilmesi için homojen olmayan kısmın yani bu denklemdeki f(x) kısmının eksponansiyel tipte yani e üzeri x, e üzeri 2x gibi Yapılarda olması gerekiyordu. Veya polinom olmalıydı. X, X kare artı bir. Diyelim ki X küp artı beş mesela bu yapıda. Veya sadece sinüs, lü, kosinüsü yapılar. 2X gibi. Son bir şeyde çözebildiği yaklaşımda bunların çarpım haline gelmeleri durumunda çözebiliyordu belirsiz katsayılar. Çözüm öneriyorduk. Katsayılarını bulup tayin ediyorduk. Yalnız bunların dışında kalan fonksiyonlar, örneğin 1 bölü x, tanjant x, kök 2 x gibi bu yapılara e, içeren fx homojen olmayan terimlerde <laughs> belirsiz katsayılar maalesef güzel sonuç vermiyordu. Daha doğrusu hiç sonuç vermiyor diyelim biz ona. Şimdi bu denkleme, bu denklemde bir bakalım. Değişken katsayılı ikinci mertebe lineer homojen olmayan bir diferansiyel denklem. Bu arada şunu da söylemem lazım. Belirsiz katsayılarda eee diferansiyel denklemin katsayıları yani şu işaretlediklerim de sabit olması gerekiyordu. Bunlar da sabit olması gerekiyordu ama bunda e, parametrelerin değişim metodunda böyle bir şeye, böyle bir kısıta gerek yok. Öncelikle bu denklemi standart halde vermedik. Ne demek standart hal? Standart hal şuydu. Bir defa türevli bağımlı değişkenine ilgili türevli ve fonksiyonun kendisi denklemin sol tarafında olacak. Ve en yüksek mertebeli türevin katsayısı sayısı 1 olacak. Dolayısıyla ben bunu a2x'e bölelim her tarafı. Ve homojen olmayan terimde yani sadece x'e bağlı olan fonksiyon burada fx sağ tarafa atılmış olacak. Dolayısıyla ben her terimi A2x'e bölersem sadece standart gösterimde e, tek Px'i olan y, en yüksek mertebeli türevin katsayısı sayısı 1'e eşit olmayışını burada 1'e çevireceğiz. Eşitleyeceğiz. Evet dikkat et A1 bölü A2x'i ben arkadaşlar büyük Px diyeyim. A0 bölü A2x'e Qx diyeyim. Buna da bizim alışkın olduğumuz homojen olmayan kısım için Rx diyeyim. O zaman benim standart formda yukarıdaki denklemim şu şekilde olur. Y2'nin ikinci türevi artı Px Y pardon Y'nin ikinci türevi artı Px artı Qx artı Px Y üssü artı Qx y eşittir rx. Evet. Şimdi bu ikinci mertebe lineer bir diferansiyel denklem. Bunun çözümleri neyden oluşuyordu genel çözümü? Homojen çözümle özel çözümün toplamından oluşuyordu. Homojen çözümü bulabilmenin yaklaşımlarını anlattık. Özel çözüm özel çözüme değineceğiz şu anda bu kısımda homojen çözümü bildiğimizi kabul ediyoruz. Yani Rx eşittir sıfır durumunu kabul e çözümünü bildiğimizi kabul ediyoruz. Ona da diyoruz ki C1 Y1 artı C2 Y2 ki bu bizim daha önceden size önerdiğimiz sorundu. Neydi o? İkinci mertebe bir lineer diferansiyel denklemin adi olacak tabii ki. E çözümü lineer bağımsız çözümlerinin Neydi lineer kombinasyonlarıydı. Dolayısıyla lineer bağımsız çözümler y1 ve y2 ise bunların lineer kombinasyonu e, homojen çözüm veriyordu. Şimdi elimizde olanlar bunlar, bildiklerimiz bunlar y1 ve y2'den y homojeni biliyorum, yp bilinmiyor. Yp'ye genel bir form önerelim. Rx'in yapısına bakmadan Rx ne olursa olsun, tamam mı? YP'ye şöyle genel bir form öneriyorum arkadaşlar. YP eşittir. U1x, bir x'in fonksiyonu olan U. ilk lineer bağımsız y1 ile çarpılıyor. Artı. Bir ikinci U, ona da U2 diyorum. O da y2 ile çarpılıyor. Bu ifadelerin parantez işlerine x yazmamızın nedeni bunların birer x'in fonksiyonu olduğunu göstermesi. Çok genel bir ifade. İki tane yapının toplamı ve her bir yapıda e, homojen kısmın çözümleri, lineer bağımsız çözümleri içeriliyor. Dolayısıyla Y1 ve Y2 ve U1 ile U2 de bilindikten sonra YP oluşturulabilir. Şimdi U1 ve U2'yi bulabilmek için bu özel çözümü geleceğim. Diferansiyel denklemde yerine koyacağım. Diferansiyel denklemde ilk mertebe türevim şurası. Pardon şurası ilk mertebe türevim. Fonksiyonun kendisi ve ikinci mertebe türevim var. Bunları hesaplamam gerekiyor. Öncelikle ilk mertebe türevi hesaplayayım. Basitlik açısından ifadelerin yanındaki x'i kaldırıyorum parantez içindeki. Önce u1'in türevi çarpı y1 artı u2'nin pardon yine u1 çarpı y1'in türevi. Evet ilk terimin yani şunun türevini aldım. Şimdi geçelim ikinci terime. Bunun türevini almaya. Artı U2'nin türevi çarpı Y2 artı U2 çarpı Y2'nin türevi arkadaşlar. Evet bir kez daha türevleyeceğim bunları. YP'nin ikinci türevini bulacağım. U1'in türevi ilk terimi alıyorum. Şunu alıyorum. U1'in türevi nin türevi yani ikinci türevi çarpı Y1 artı U1'in türevi çarpı Y1'in türevi. İlk terim bitti. İkinci terimdeyim. U1'in türevi çarpı y1'in kendisi artı u1'in kendisi çarpı y1'in ikinci türevi. Şurada u1 y1'in ilk türevi yazmayı unuttum. Şunu yazayım. Evet. Üçüncü terimdeyiz. U2'nin ikinci türevi çarpı y2 Artı U2'nin ilk türevi çarpı Y2'nin ilk türevi. Evet. Son terim diyeyim. Yani şunda bunu türebileceğim şimdi. U2'nin türevi çarpı Y2'nin türevi artı U2 çarpı Y2'nin ikinci türevi. Şimdi bak buraya bazı ifadelerden iki tane var. Bu ve bu. Aynısı. Düzenlersem ikinci türevi. Şimdi ise ikinci mertebe türevi, ilk mertebe türevi ve özel çözümün kendisini gelelim burada yerine yazmaya. Burada yerine yazdıktan sonra ne olacak? RX'e eşitleyeceğiz. Yani şuraya artık YP Diyebiliriz. Evet bunu yazarsak ben biraz hızlı olacağım. Şöyle yazı, yazayım. Ben kendim. Evet dikkat edelim şimdi. Bakın şu ifade şuraya kadar. Özel çözümün ikinci türevi. Şuradan pek x katsayılı sayılı olan özel çözümün türevi. Şurası da Q çarpı özel çözümün kendisine denk geliyor. Yani şuradaki şu diferansiyel denklemde geldim. Önerdiğim çözümü koydum. Şimdi neyin peşindeyiz biz? Biz bir defa buradan U1 ve U2'yi bulmamız gerekiyor. Bu tarz diferansiyel denklemlerde böyle eşitlikleri de mutlaka bir yerlerde sadeleştirmeler olabiliyor. Bazı terimler ortak paranteze alındığında sıfır olabiliyor. Neydi bizim denklemimiz? A2 Y2 türev artı A1 Y türev artı A0 Y eşittir Rx'ti. Şimdi ben Y'ler yerine Y'ler yerine Y homojenin içindeki Y homojenin içindeki Y'leri koysam yani Y1 ile Y2'yi koysam diferansiyel denklem Rx yerine 0'a eşit olmaz mı? Yani diyelim ki şuraya 1'i koydum. Y yerine buradaki Y1'i koydum. O zaman Rx'e değil 0'a eşit olacak. Aynı şekilde 1'i değil de 2'ye koyduğumda İkinci çözümü koyduğumda y2'yi koyduğumda o da sıfır eşit olacak. Şimdi biz bunda burada a2 a1 a0 dedik de burada asıl bizim şeylerimiz neydi katsayılarımız neydi onları unuttuk onları yazalım. Bizim ilk şuradaki katsayımız px'ti şuradaki qx'ti. Şimdi bakalım acaba bu şekilde yapılar elde edilebiliyor mu? Mesela son terime bakalım. Şuradaki son terime bakalım. Bak şurada Qx Qx'i içeri dağıtırsam u1y1 u2y2. Yani şu Qx çarpı y1 ve Qx çarpı y2 şurada şu yapıda bir defa var. Dolayısıyla bunu son terimde görüyorum. Peki y2'nin türevi çarpı px var mı? Bakalım px terime. Orada y2'nin türevini arıyorum değil mi? Evet var. y2'nin türevi var. Kas sayısı u2. Aa bak bunun da u2. Bunun da u2. Buradaki ile de, buradakini de u2. O zaman u'yu ortak parantezine alırsam şuraya kadar diferansiyel denklemi oluşturmuş ol oluyorum. Bakalım ikinci mertebe türevini yak yakalayalım. Onun acaba U2 ile çarpımı var mı? Ha, i̇şte bu terim. Var. O zaman ben bunu U2 cinsinden gruplarsam şu ifade çıkacak. Bunun içinde. Ve o otomatikman sıfıra dönüşecek. Aynı şey Y1 için de geçerli. Bu sefer Y1'i U1 cinsinden ortak parantezine alıyorum. Bak buraya dikkat et. Y1'in türevi Px. U1 ortak parantezinde. Başka Y1'in türevi ikinci türevi çarpı U1. O da U1 ortak parantezinde. Şöyle yapalım. Y1'leri sarı ile işaretleyeyim. Şu terim başka şu terim ve bu terim. Dikkat et. Px ve Qx. Eğer ben bunları ayrıştırsam otomatikman şu yapıya dönüşecek. Y1 şuradan değiştireyim. Y1 Y1 üssü ve Y1'in kendisi. Dolayısıyla bu terim sıfır bir defa. Bunların hepsini U1 ortak parantezine alırsam bu sıfırlanacak. U2'leri de kırmızı ile işaretleyeyim. Şu. Şu. Ve bu. Dolayısıyla sarıları U1 ortak parantezinde kırmızıları U2 ortak parantezinde yazayım. Ve geri kalan terimleri de yanlarında bırakayım. Bakın yukarıda sarıyla işaretlediğim terimler burası. Kırmızıyla da işaretlediklerim bu. Bu iki ifadede soruda verilen orijinal denklemin içine lineer bağımsız y1 ve y2 koyduğumuz durumlar bu çözümler diferansiyel denklemi ne yapıyordu? Sıfırlıyordu. O zaman bu terimler neye eşit? Taradıklarım, sarı ve kırmızıyla taradıklarım. İkisi de Sıfır eşit. Neden? Homojen çözüm olduğu için denklemde koyunca sıfır diyecek. O zaman bu terimler sıfır. Yani burası eşittir sıfır. Burası eşittir sıfır. Sadece şu aşağıdaki terimler kaldı. Biz neyin peşindeydik halen daha? U1 ve U2'nin. Burada U1 ve U2 yok. Burada ne var? U1 ile U2'nin ikinci mertebe türevi var. ilk mertebe türevi var. Kendisi var mı? Kendisi yok. Dolayısıyla olanlar şunlar. İlk mertebe türev, ikinci mertebe türev, ilk mertebe türev ve ikinci mertebe türev. Şunu yapabilecek miyiz? Öncelikle ikinci mertebe türevden kurtulabiliyor muyuz? Ona bakalım. Sonra basit bir ayrıştırma yapacağız. Nasıl bir ayrıştırma yapmam lazım? Aynı polinom ayrıştırmasındaki gibi öyle bir iki denklem elde edeceğim ki benim ya U1 üssünü ya U2 üssünü ya U1 ya U2'yi ya da U1 2 üssünü U2 2 üssünü bulacağım. Burada bizim asıl eee bakacağımız kolaylık açısından ikinci mertebe türevleri acaba yok edebiliyor muyuz? Bakalım şimdi. Şu ilk iki ifadeye bakalım. Şu. Bunu şöyle yazabilir miyim? U1'in ikinci türevi Y1 artı U1'in türevi çarpı Y1'in türevi artı U1'in türevi çarpı Y1'in türevi. Yazabilirim değil mi? Şu ne oldu şu ifade? Tam şu kısım. Dikkat et. İki ifadenin çarpımının türevi. Yani U1'in türevi çarpı Y1. Kalan terimde U1'in türevi çarpı Y1'in türevi. Evet. Aynı şeyi bu terime de yapabilir miyim? Şuna, şu kısma. Evet bu kısmı da yapabilirim. Bak bu da ne oluyor biliyor musunuz? Bu da dikkat et. U2'nin türevi çarpı Y2'nin kendisi artı artı U2'nin türevi çarpı y2'nin türevi olur arkadaşlar. Dikkat ederseniz sadece artık elimizde ilk mertebe türevler var. Dolayısıyla ben bunu buradan acaba ayrıştırarak iki tane u1 üssüyle u2 üssünü elde edebileceğim diferansiyel denklem çıkarabilecek miyim ona bakalım. Şimdi elimizde neler var? Şu iki terim yerine tamam mı? Bu iki terim yerine şunu ve şunu yazacağız. Artı bir de ne? Şu px'li kısım. Şimdi Türevli ifadeleri ortak DX operatörü içine alayım. D bölü DX operatörü içine alayım. U1'in türevi çarpı Y1 artı U2'nin türevi çarpı Y2 Aynı türevin içine aldım. Türevin kurallarında bu var. Türevi toplama dağıtabiliyorsun. Veya ayrı şeyleri toplam halinde ise ayrı türev işlemleri toplam halinde ise tek bir türev operatörü içine alabiliyorsun. Kalan terimler neler? Bir şunlar kaldı. Artı U1'in türevi çarpı Y1'in türevi artı U2'nin türevi çarpı Y2'nin türevi. Bir de şu Px kaldı. O Px'li terimde yazacağım. U1'in türevi çarpı Y1 artı U2'nin türevi çarpı Y2 eşittir Rx Evet bir şey fark ettiniz mi? Türev operatörünün şuranın içindeki terimle px'in çarpım halinde olduğu parantezin içi aynı. Yani şu iki ifade aynı ifade. Şu da farklı bir ifade. Dolayısıyla bir kabul yapalım. Diyelim ki sol tarafın rx'e eşit olabilmesi için kırmızıyla taradığım ifade ikisi de aynı şey sıfıra eşit. Sarı ile taradığımsa Rx'e eşit olsun. Yani şu eşittir sıfır diyorum. Dolayısıyla bu da aynısı olduğu için bu da sıfır. Ama bu da Rx'e eşit olsun. Bu kabulle bu kabulle bu eşitliğin doğru olduğunu söyleyebiliyorum. O zaman Kırmızıdan gelen eşitlik ne? U1 Y1 artı U2 Y2 eşittir 0 U1'in türevi diğerinden gelen sarıdan gelen eşitlik yani şu Rx'e eşit olan kısım U1'in türevi çarpı Y1'in türevi artı U2'nin türevi çarpı Y2'nin türevi eşittir. R x arkadaşlar. Evet artık elimizde iki bilinmeyen iki denklem mevcut. Bilinmeyenler U1'in birinci türevi, U2'nin ikinci türevi, U1'in birinci türevi, U2'nin ikinci türevi. Yani iki denklemde de iki tane aynı bilinmeyen var. Matris formunda yazmak istersek biz bunu nasıl yazıyorduk? Bilinmeyenlerin katsayısı Y1, Y2 aşağısı Y1'in türevi çarpı Y2'nin türevi çarpı bilinmeyenler U1'in türevi çarpı U2'nin türevi eşittir. Sağ taraf vektörü 0 ve Rx. Evet. Buraya katsayılar sayılar matrisi diyorduk. Buraya bilinmeyenler vektörü diyorduk. Bu da sağ taraf vektörü. Evet arkadaşlar. Şimdi e, U1 ve U2'yi bir defa daha henüz bulamadık. Ancak onların nelerini bulduk? Türevlerini bulduk. Şimdi aslında e, burada U1 üssünü bu denklem sisteminden U1 üssünü ve U2 üssünü çekersem karşımızda birer sadece hesaplayabildiğimiz Y1 ve Y2 ve onların türevlerinden oluşan ifadeler kalacak. Dolayısıyla bu ifadelerde integre edilip U1 ile U2'yi bulabilmeyi ümit ediyoruz. Şimdi kremer kuralından U1'i çözmeye çalışayım. Neydi Kramer kuralı? Kramer kuralı için kat sayılar matrisini tanımlıyorduk. Kat sayılar matrisi şöyleydi. Şurada verildiği gibi. Kat sayılar matrisinin determinantını tanımlıyoruz. Düzeltiyorum. Arkadaşlar kat sayılar matrisinin determinantı eşittir. Şöyle gösteriyorduk değil mi? y1 y2 y1 üssü y2 üssü bu ifadenin aynı zamanda bizim daha önceki konularda anlattığım Wronskian olduğuna dikkat edin. Homojen lineer bağımsız çözümlerin kendisini ve türevlerini içeren determinant Wronskian W ile gösteriyorum bundan bunu. Evet, demek ki burada da karşımıza Vronskian çıkıyor. Şimdi bir a bir matrisi oluşturalım ve bu a bir matrisinin determinantını alalım. A1 matrisi şöyle arkadaşlar. A1 matrisi şöyle. Katsayılar matrisinde A1 matrisi için ilk sütuna yani şuraya sağ taraf vektörünü yerleştiriyoruz. Yani bunu yerleştiriyoruz. İkinci sütunu olduğu gibi bırakıyoruz. A1 matrisi için. Dolayısıyla bunun determinantı şu şekilde oluyor. 0 Rx Y2 Y2 üssü. Bu da determinant A1. Buna da Vronskian 1 diyelim ya da W 1 olarak gösterelim. Bir de determinant 2'ye ihtiyacım. Determinant a iki hesaplamamız lazım. Determinant A2'de de bu sefer şu sağ taraf vektörünü gelip kat matrisinin ikinci sütunuyla yer değiştirip bir matris oluşturuyorum. Birinci sütun Aynı olduğu gibi kalıyor bu sefer. Bu da A2 matrisi oluyor. Bunun determinantı da dolayısıyla Y1 Y1 üssü ve 0'a Rx yapıyor. Bu da arkadaşlar Wronskian 2 ya da W2. Şimdi bu elimizde 3 tane determinant var. Bu 3 determinant cinsinden bu denklem sisteminin bilinmeyenleri yani U1 üssü ve U2 üssünün çözümü şu şekildeydi Kramer kuralında. U1 üssü eşittir. Vronskian 1 bölü Vronskian yani katsayılar matrisinin determinantı. Ve U2 üssü eşittir de Vronskian 2 bölü yine Vronskian'ın kendisi yani katsayılar matrisinin determinantı. Tabi burada katsayılar matrisinin türev lineer bağımsız çözümlerin yani homojen çözümlerin türevleri ve kendisini içerdiğini unutmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bu determinantları hesaplarsam U1 üssü eşittir. Wronskian 1 nedir arkadaşlar? 0 çarpı y2 üssü eksi y2 çarpı rx. Yani eksi y2 çarpı rx. Paydası ne? Paydası bu Wronskian yani katsayılar matrisinin determinantı. y1 çarpı Y2'nin türevi eksi Y2 çarpı Y1'in türevi. Evet U2'nin türevi nedir peki? Yani şu Vronskiyen 2. Nedir Vronskiyen 2? Şununla şu. Eksi bununla bu. Yani Y1 çarpı Alix bölü yine Vronskian yani katsayılar matrisinin determinantı y1 çarpı y2 üssü eksi y2 çarpı y1 üssü. Şimdi şu d u1'in türevi u2'nin türevinin şu olduğunu unutmayalım. du1 bölü dx bu da du2 bölü dx'ti. Aslında bu hemen ikisi de birinci mertebe ayrıştırılabilir bir diferansiyel denklem. Neden? Çünkü her iki ifadenin de sağ tarafındaki tüm terimler x'in fonksiyonu. x'in fonksiyonu. O zaman sen gelip de gelip de Şuralara du1 şuraya dx atar. Buraya da du2 atar. Şuraya da dx atarsan her iki tarafın integralini aldığın vakit hem u1'i hem u2'yi bulursun. U1 ile U2 bulunduktan sonra özel çözüm nasıl bulunacaktı? U1 çarpı Y1 artı U2 çarpı Y2'den. Evet bütün bu prosedürü formülleri ezberlemene gerek yok. Aklında tutacağın sadece iki şey var. Bir tanesi şu. Bir defa ben özel çözümü şu şekilde öneriyorum. U1 çarpı Y1 artı U2 çarpı Y2. Y1 ve Y2 bir defa homojen çözümden biliniyor. Tamam mı? Homojen çözümden biliniyor. U1 ve U2'ler de şu sistemden bulunuyor. Şu sistemin integralini aldığında buluyorsun daha doğrusu. Neydi o? Fonksiyonun kendisini ve türevini içeren katsayılar matrisi. Bilinmeyenler. Bilinmeyenler U1'in türevi çarpı U2'nin türevi. Eşittir. Sağ taraf vektörü. Sağ taraf vektörü ile 0 ve Rx. Tabi bu yaklaşım hangi tip diferansiyel denklem için geçerli? Onu da bilmemiz lazım. Y2 artı Px Y artı Qx eşittir. Qx Y eşittir. Rx için. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Burada U1 ile U2'yi bulurken Px ve Qx hiçbirinde yok. Dolayısıyla Px ve Qx'ten bağımsız olarak U1 ile U2'yi bulabiliyor diyebilirsiniz. Çok doğru değil. Çünkü Px ve Qx aslında Y1 ve Y2'nin çözümlerinin içinde var. Tamam mı? Mutlaka bu Y1 ve Y2 çözümleri Px ve Qx'e göre değişiyor. O zaman yapacağımız şey şu. Bu denklem sisteminden hemen U1 üstüyle U2 üstünü bulmak ve bulduğun ifadeleri integre ettikten sonra U1'i U2'yi elde etmek ve U1 ile U2'yi gelip burada yerine yazıp hemen özel çözümü bulmak. Şimdi bir örnek yapacağız. İlk örnek için belirsiz katsayılarla da çözebileceğimiz nispeten kolay bir soru ele aldım. Şimdi yapmam gereken şuydu. Parametrelerin değişimi metodunu kullansan, belirsiz katsayıları da kullansan mutlaka ilk başta homojen çözümü bir defa bir oluşturman lazım. Homojen çözüm için homojen denklemi yazalım. Artı 4 y eşittir 0. Buradan karakteristik denklem lambda kare eksi 4 lambda artı 4 eşittir 0 arkadaşlar. Bunu ben hemen dikkat et lambda eksi 2'nin karesi olarak ifade edebilirim. O da eşittir 0. Dolayısıyla buradan lambda 1 ve 2 iki olarak bulunur. Neydi benim çözümüm? Y homojen eşittir. C1 Y1 artı C2 Y2 idi. Burada Y1'in E üzeri lambda 1x ve Y2'nin E üzeri lambda 2x olduğunu hatırlatalım. Şimdi ikisinden de lambda 1x'i de lambda 2x'i de koyduğunda ne geliyor? e üzeri 2x geliyor. Ancak bunların başındaki kat sayıyı da koyduğumda bunlar çakışık olduğu için ne yapıyordum? Katlı kök durumunda buraya bir tane x koyuyordum. Dolayısıyla benim homojen çözümüm eşittir. C1 e üzeri 2x artı C2 x çarpı e üzeri 2x. Yani aslında Y1 çözümüm e üzeri 2x y2 çözümümde x çarpı e üzeri 2x tamam mı arkadaşlar? şuraya tekrar yazalım y1 e üzeri 2x ihtiyacım olan y1'in türevi 2 çarpı e üzeri 2x ve y2 eşittir x çarpı e üzeri 2x ve bunun da türevine ihtiyacım var e üzeri 2x. Önce x'in türevi artı e üzeri 2x'in türevi. 2x çarpı e üzeri 2x. Şimdi evet homojen ne yaptım? E, homojen olmayan çözüm buldum. Benim hatırlamam gereken neydi? Bir defa özel çözümün u1 ile y1 artı U2 Y2'nin çarpımından oluştuğuydu. Burada Y1 ile bir defa Y2 elimizde var. U1 ile U2 yok. U1 ile U2'nin türevlerini de bu sistemden çözüyorduk. Y1, Y2 Y1'in türevi çarpı Y2'nin türevi. Bunu hatırlayacağım. Çarpı U1'in türevi U2'nin türevi çarpı pardon eşittir. Sağ taraf vektörü 0 ve homojen olmayan kısım Rx. Şunu ve şunu hatırlamam gerekiyor. Buradan U1 ve U2 üstünü U1 üstünü ve U2 üstünü çekersem zaten gerisi yine çorap söküğü gibi gelecek. Tamam mı? Benim soruda Rx'im ne? Soruda Rx x artı 1 e üzeri 2x olarak verilmiş. Evet hemen oluşturalım şunu. Y1 neydi? E üzeri 2x'ti. Y2 neydi? X çarpı e üzeri 2x'ti. E, ee, Y1 üstü neydi? 2 çarpı e üzeri 2x'ti. Y2 üstü neydi? E üzeri 2x artı 2x çarpı e üzeri 2x'ti. Evet. Çarpı bilinmeyenler u1 üssü ve u2 üssü. Kapat. Eşittir. Sağ taraf vektörü. İlk elemanı 0. ikinci elemanı rx. Yani x artı 1 üzeri pardon x artı 1 çarpı e üzeri 2 x arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan U1 üssü için U1 üssü için paydaya katsayılar matrisinin determinantını yani E üzeri 2x x çarpı E üzeri 2x 2 çarpı E üzeri 2x ve E üzeri 2x artı 2x E üzeri 2x'i yazayım. Bu aynı zamanda katsayılar matrisinin determinantı neydi? Vronskyan'dı değil mi? Üst taraf ise Vronskyan 1 ya da katsayılar matrisinin ilk sütununun, birinci sütununun sağ taraf vektörüyle yer değiştirilmiş halinin determinantıydı. Yani 0 x artı 1 e üzeri 2 x Şurası x çarpı e üzeri 2x sığmayacak. Şunu açalım. e üzeri 2x artı 2 çarpı x e üzeri 2x Kapatalım bu determinantı. Evet. Bu da neydi? Buna da Vronskian 1 demiştik. Ya da W1 demiştik. Şimdi. Buradan U1'i e hesaplayabilirim. U1'i hesaplayabilirim. U2'yi hesaplamak için ne yapacaktım? U2 üssü eşittir. Yani buradan U2'yi üstünü çekiyorum. Biraz önce ise U1 üstünü çektim. U2 üssü eşittir. Yine katsayılar matrisinin determinantı. Yani E üzeri 2x. 2 çarpı E üzeri 2x. Bir, biraz, bir önceki ifadenin yani şunun Paydasının aynısını yazıyorum. x e üzeri 2x e üzeri 2x artı 2x çarpı e üzeri 2x. Evet. Kapattım. Üst taraf bu sefer katsayılar matrisinde arkadaşlar birinci sütun olduğu gibi bırakıyorum. Yani şu olduğu gibi kalıyor. Şununla da bunu yer değiştiriyorum. Bu yeni matrisin determinantını hesaplıyorum. Yani e üzeri 2x bölü 2 çarpı e üzeri 2x sağ tarafta 0 ve x artı 1 çarpı e üzeri 2x. Şimdi bu her ikisinde de bu arada burası W2. Yine alt taraf W yani Bulanskiyan. Şimdi her ikisinde de artık determinantlar hesaplanabilir. Buradan U1'i hesaplayayım. U1 eşittir şununla şunun çarpımı eksi bununla bunun çarpımı. Yani eksi x artı 1 çarpı x çarpı e üzeri 4x. Alt taraf bununla bunun çarpımı e üzeri 2x ya da şöyle yapalım. Hepsinde her terimde e, e üzeri 2x var. Ortak parantezini alayım. E üzeri 2x ortak parantezine. 1 artı 2x ve üst taraftaki e üzeri 2x ile çarpayım. e üzeri 4x. Evet. Eksi bununla bunun çarpımı. Yani 2x e üzeri 4x. Evet. Dikkat et e üzeri 4 x'ler sadeleşti. e üzeri 4 x'ler sadeleşti. Şu eksi 2 x de artı 2 x de sadeleşti. Dolayısıyla aşağıda sadece 1 kaldı. O zaman u1 eşittir. Daha doğrusu u1'in türevi eşittir. Burada türev demeyi unutmuşuz. u1'in türevi eşittir. u1'in türevini buluyorum. Eşittir. Eksi x kare Eksi. X yapar arkadaşlar. Aynı işlemleri U2 için yapalım. U2 üssü eşittir. Evet. Üst taraf bununla bunun çarpımı eksi bununla bunun çarpımı dolayısıyla X artı 1 çarpı E üzeri 4X sadece. İkinci çarpım sıfır olduğu için kaybolacak. Sadece ilk diagonal yazılacak buraya. Evet. E, aşağı taraf ise yukarıdaki ile aynı. Yani her ikisinde de payda neydi? Vronsk yandı. Yani katsayılar matrisinin determinantıydı. O zaman aynısını yazayım. 2x e üzeri 4x Evet. Burada da e üzeri 4x'ler sadeleşiyor. E üzeri 4 x sadeleştiğinde yine aynı şekilde paydadaki artı 2 x ile eksi 2 x birbirini götürüyor. O zaman kalan buradan U2'nin türevi eşittir x artı 1. U2'nin türevi eşittir x artı 1. Şimdi demek ki du1 bölü dx eşittir eksi x kare eksi x iken u 2 bölü dx eşittir x artı 1. Şimdi buradan u 1 dx dx'i gelir sağ tarafa atar ve her iki tarafın integralini alırsam çok basit şekilde u1 eşittir eksi x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 bulunur. Aynısını buraya yapalım. dx'i sağ tarafa atalım. Her iki tarafın integralini alalım. Buradan da u2 eşittir. x kare bölü 2 artı x bulunur. Şimdi neden bu integrallerde neden bu integrallerde e, birer integral sabiti eklemedim. Nedeni de şu. Ben bu çözümleri U1 ve U2 çözümlerini gelip şuradaki özel çözüme yerleştireceğim. C1 pardon U1 Y1 artı U2 Y2 Buradaki çözümü yerleştireceğim. Daha sonra bu ifadeyi de gelip yani YP'yi gelip Y homojene yerleştireceğim. Yani y eşittir. Pardon. y'nin içine y homojen artı yp o da eşittir. y homojen neydi? c1 y1 artı c2 y2 burası homojen çözüm artı yukarıdaki çözüm u1 y1 artı u2 y2 Şimdi sen buralara birer tane sabit koyarsan yani şuraya birer sabit koyarsan tamam mı? Bu sabit bir, bu sabit 2 olsun. Dolayısıyla şu U1 yerine ne koymuş olacaksın? Aslında U1 artı sabit koyacaksın. Bu U2 yerine de U2 artı sabit 2'yi koyacaksın. Şimdi Y1 çarpı sabit 1 y1 çarpı bu y1'i de gelip bu u1 ile y1'e dağıttığında y1 çarpı sabit bir aslında şu c1 y1 ile aynı ifade olacak. Ortak parantezi aldığında y1 ortak parantezini aldığında yani c1 artı sabit bir çarpı y1 olacak. Dolayısıyla bu da zaten sabit. Yani sen buna direkt c1 diyebilirsin. Aynı şey buradaki y2 için de geçerli. Artı c2 sabit 2 y2 olacak. Dolayısıyla sabit artı sabit yine bir sabit c2. Sonuç olarak ben önceden beri şunu söylüyorum. Eğer e, bir yerde elde ettiğin e, integrali integral sabiti olan şöyle bir ifadeye yerleştireceksen Ara işlemlerde integral sabiti koymana gerek yok. Koysan bile nihayetinde o integral sabitleri gelecekte gelecek yani ileride gelecek bu C1 ve C2 sabitleriyle ortak paranteze girip aslında kendilerini yok ediyorlar. Dolayısıyla koymuyoruz. Gerek yok buralara, şuralara integral sabiti koymaya. U2 ile U1'i olduğu gibi ne yapıyoruz? Bırakıyoruz arkadaşlar. Şuraya sabit koyuyoruz. Pardon. Şuraya yanlış eklemişiz. Burayı çözüm zannetmişiz. Şurada sabit şurada olacak. Koymuyoruz yani kısaca buralara sabiti. Tamam mı? Kaldığımız yerden devam edelim. Bu genelde benim öğrencilerin kafasına takılan şey. Niye hocam oraya integral sabiti koymadık? farklı bir yerde aklına takılıyorsa arkadaşlar koy oraya. Sen niye koymadık dediğin yere koy o integral sabitini. İşlemlere git devam et. Mutlaka bu sabitlerin ya çarpım haline geldiğini ya da toplam haline geldiğini göreceksin. Bu demek oluyor ki onların yerine yeni bir sabit tanımlayabilirsin. Neyse. Şimdi gelelim bulduğumuz U1'e. Ne bulmuştuk U1'i? Ha buradaymış bak. U1 burası. Yanlış yere gene eklemişiz. Şuraya yanlış yere eklemişiz sabite U2'nin. Neyse boş verelim bunu. Şunu ve şunu alalım. Ve Y1 ile Y2'yi de alalım. E üzeri 2X Y2 X çarpı E üzeri 2X Şimdi gelelim özel çözüme. Özel çözüm eşittir. U1 çarpı Y1. U1 çarpı Y1. Yani eksi x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 çarpı e üzeri 2x. Artı u2 çarpı y2. Yani x kare bölü 2 artı x çarpı x çarpı e üzeri 2x. Dikkat et. Şu x'i içeri dağıtırsam şurası x küp bölü 2 artı x kare olur. her ikisinde de dolayısıyla e üzeri 2x ortak parantezinde şu içerileri e üzeri 2x ortak parantezine alıp ve iç tarafı düzenlersem buradan yp eşittir 1 bölü 6 x küp e üzeri 2x artı 1 bölü 2 hatta e üzeri 2x parantezini alayım. x kare e üzeri 2x bulurum. Diferansiyel denklemin genel çözümü homojen çözümle bu çözümün toplamı neydi homojen çözüm? C1 çarpı ya da c1 artı c2x e üzeri 2x parantezinde. Dolayısıyla y eşittir. y homojen artı y özel. Buradan da y eşittir. Şeklinde bulunur arkadaşlar y çözümü. Size tavsiye şurada neden sabit koymadığımla ilgili kısmı birazcık karışık anlattığımı düşünüyorum. Ee, neden şurada ilk sabiti yanlış yere ekledim. Sabitler aslında U1 ile U2'nin yanına eklenmesi lazımdı. Yani sabit şuraya sabit bir. Sizden ricam U1'i e şu ifadenin yanına bir sabit ekleyin. Mesela K1 deyin. Bu ifadenin yanına bir sabit ekleyin. K2 deyin. Ve gelin, gelin U1 ile U2'yi şurada yerine koyun. Daha sonra gelin homojen çözümle bunu toplayın. Ve y1 ortak parantezine ve y2 ortak parantezine alın bakalım. Sabitleri alın. Sabitlerle olan çarpım y1 ve y2'leri alın. Şöyle y1 sabit. iki sabitin toplamı çarpı y1. iki sabitin toplamı çarpı y2'yi bulacaksın. Bu demek oluyor ki yani y1 ile y2 halen daha diferansiyel denklemin lineer bağımsız çözümü olmaya devam ediyor. Sen sabit yerine örneğin C1 dediğin sabit yerine gidip aslında orada R1 yazmışsın. F1 yazmışsın. Fark etmez. Tamam mı? Dolayısıyla buralara bu ara işlemlere sabit koymaya gerek yok arkadaşlar. Neyse biraz uzun bir ders oldu. Umarım anlamışsınızdır. Teşekkür ediyorum.